Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Birbirinden önemli maçlar oynandı hafta sonunda Kırmızı Grup'ta. İlk olarak hatırlatmalarımızı yapalım. Tabii. Ardından maçların sonuçlarını konuşalım hemen. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videolara abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip etmeyi unutmayın diyelim Spor Trivela hesaplarından. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim tek bir şey var. Öncelikle sponsorumuzla beraber, Vidi Sport'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilebilir video kartı projemiz için tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Şu anda İskenderun Spor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Evet. O yüzden tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Bu hafta Kırmızı Grup felaketti. Özellikle playoff attığı anlamında. Doğru. Zaten Bursaspor'la Kocaelispor otomatik 3 puan aldılar. Ama işte Karacabey'in maçı çok önemliydi. Zaten felaket bir maç oldu. İskenderun rahat kazandı. Van Spor takıldı. 5 maçtır kazanamıyor. Aynen. Onun dışında alt tarafta baktığımız zaman da Balıkesir Spor darma duman oldu ve tamamen düşmesi garantilendi. Doğru. Tüm maçları konuşalım. İlk maçta zaten bana göre bu haftanın bu grupta en önemli maçı bu maçtı. Bu maçta hakkını verdi bence gidişat anlamında. Kesinlikle. Ve goller, oyun. Kırmızı kart da oldu ayrıca. Ama İki bir kırmızı kart maçın sonunda olduğunu söyleyelim. Doğru. Mert'in pozisyonu. Yani çünkü Mert hareket yapmış tribünlere, ondan dolayı kırmızı kart görmüş. Zaten Karacabey'in iç sahada oynadığı maçlarda hep bir olay çıkıyor. Onu ben anlamadım. Aynen. Karacabey Belediyespor Ankara Demirspor'u ağırladı kendi evinde. Karacabey 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kalarak ağır bir puan kaybı yaşadı. 2 puanı bıraktı sahasında. 9 kişi kaldı Ankara Demirspor. Maçı 9 kişi tamamladı daha doğrusu. Maç bittikten sonra 9 oldu pardon ama 10 kişi tamamladılar maçı. Önemli bir puan aldı Ankara Demirspor playoff'a kalma yarışında. Karacabey de çok ağır bir yara aldı. Karacabey Kastamonu'yu gitti yendi. Geldi kendi evinde 2-0 öne geçtiği maçta takıldı mesela. Çok büyük hata yaptılar. Ankara Demir istediğini alan taraf oldu. Abdullah Çelik'in attığı golle uzatmada. Neler söylersin maçın sonucu için? Karacabey Belediyespor çok büyük hata yaptı. Çünkü bu hafta da Kocaeli'ye gidecekler. Yani kendilerini resmen yaktılar. Yorumun ne olur 2-2'lik sonuç için? Vallahi Karacabey her hafta final maçlarına çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman da bu maç da zaten final maçı dedik. Doğru. Şimdi baktığın zaman da yine matematiksel olarak da bakıyoruz. Hep baktığımız gibi diyorum. İşte baktığımız zaman diyorum 4 puanlık fark var. Ankara Demirspor'un fikstürü çok zor. Hani Karacabey'e göre. Karacabey'in tek kaybı Kocaeli maçı kaldı. Onun dışındaki maçlar kağıt üzerinde de kadro kalitesi olarak da Ankara Demir'e göre daha rahat maçlar. Ama Karacabey playoff'a kalmak için de Kocaeli'yi de yenmesi lazım. Zaten bunu yani herkes görüyordur. Eğer Karacabey Kocaeli'yi de yenemediği zaman da iş tamamen bitiyor. Matematiksel olarak da bitiyor yani artık. Biter yani. Çünkü zaten bir döndürme noktan yok ki. Benim kendi görüşüm anlamında zaten bu maç da bitti. Karacabey'in playoff şansı. Ya Karacabey'de oyuncularda büyük vurdum duymazlıklar var. Mesela maç 2-0, 2-1. Topu tutacaksın artık o saatten sonra. 3-1 yapsan ne olur? 4-1 yapsan ne olur? 11 yapsan ne olur? 10'a 1 yani. Tut topu. 2-1 bitsin maçı kazan. Playoff'la farkını 1'e düşür. Hatta Van Spor da puan kaybetmiş. Onunla da 2 puana düşür yani, anladın mı? Ama sen ne yapıyorsun? Gol atmaya oynuyorsun. Topu ayağında tutmayıp işte şut çekiyorsun. Vurdum duymaz işte şutlar falan çekiyorsun. Ne oldu? Son topta Ömer Kuşan şut attı. Kalecinin kucağına geldi. Kaleci bir uzun degaj geldi. Ondan sonra maç 2-2 oldu. Yani Karacabey bu sene Kocaeli maçını verdi evinde 2-0'dan. Yine rakip 10 kişiyken. Doğru. 2-2 bitti. Etimeskut'a son dakika gol yedi. Bir puan alacaktı. Bir puandan da oldu. 90+5'te Furkan attı golle kaybetti. Geldi bu maçta bunu da kazanamadın. Bak Karacabey son dönemde içeride Etimeskut'u yenemedi. Kaybetti. Bu maçta da 2 puan kaybetti. Tam 5 puan. İkisini kazansa, alsaydı o puanları. Şu anda Karacabey'in puanı 58'di. 6 puan koy, 64 puan. Tam playoff'un içindeydi. Aynen. Ankara Demir altındaydı. İçindeydi. Düşün. O zaman. Doğru. Kendi kendine yaptı. Ama ben buradan altını çiziyorum. Yine söylüyorum. Yönetim devre arasında transfer yapmayarak bu takımın resmen ipini çekti. Çünkü biz o zaman da söyledik. İlk devrenin sonuna doğru
Dedik ki Mehmet Hoca iyi toparladı. Ama siz eğer hedefe gitmek istiyorsanız kesinlikle transfer lazım. Yapmazsanız büyük hata yaparsınız dedik. Yapılan transferler zaten yetersiz. Hakan Demir'le Dijdan dışında. Ya zaten Serkan Terzi genç oyuncu. Arda zaten bak Arda gol attı. Hani bazen ben hep derim ya. İşte genç oyuncu derler gol attı şunu yaptı. Adam mesela bir tane atar 10 tane yakar ya. Gol attı ama gitti. Bir tane pozisyonda gol atacak. Tutamadı halinde topu. Geldi top gol oldu işte. Ya bir tane attın yaktın takımı. Hiçbir anlamı yok. Yani. Burada hatta biz şunu söyledik. Karacabey'deki oyuncu grubu bu tarz maçların seviyesini, havasını kaldıramayacak oyuncular. Hani eli ayağı titrer demiştik. Hep bu maçlarda görüyoruz bak. Nasıl bir karar vereceğini şey yapamıyorlar. Seçemiyorlar. Mesela Uğur Musa Türk bomboş kale atamadı. Finali yapamıyorlar anladın mı? Aynen. Yani eli ayağı titriyor. Mesela pas atması gereken yerde şut atıyor. Şut atması gereken yerde pas atıyor. Öber Kuşan mesela orada vuracağı yerde topu tutup köşeye gidip zaman öldürse maç bitecek. Karacabey'in 7 gol dakikası kaç biliyor musun? Hakem 6 dakika uzattı. 90 artı 6'nın 15 saniye geçmiş. Yani son atak. 90 artı 7'nin içinde yediler. Son atak yani. Aynen. Vursa Karacabey gol olmayacak. Maç bitecek. Doğru. Oradan sen hesapla zaten. Ankara Demir de istediği bir puanı bence aldı. Ankara Demir zaten çok karlı çıktı. Eksik kaldığı maçı yenilmeden başkente dönerek yani istediğini aldı direkt rakibinden. Karacabey zaten Etimesgut'a da yenildi. Hani İskenderun'da 10 kişi kaldığı maçta İskenderun'u da yenemedi kendi evinde. Karacabey çok fırsat tepti. Evet. Ulaş'ın yokluğu zaten çok etkiliyor. Ulaş yokken stoper tamamen kara delik. Ulaş varken bu takım derli toplu oynuyor. Mesela Ulaş maçta oynasaydı bak Karacabey maçı kaybetmezdi. Yani berabere bitmezdi. Bence de. Takımını geriden gene toparlardı. O tecrübesiyle en azından derdi ki işte ayağa topu yapalım, pas yapalım. Ya bu tarz oyuncular çok önemli. Arkada gazlayacak oyuncu da yok hani şeyde Karacabey'de. Böyle sıkıntılar var. İki takımın tekrardan mücadelesini tebrik ediyoruz. Ankara Demir bence karlı çıktı. Mert Örneği de özellikle tebrik ediyorum. Gollerine devam ediyor. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Geçelim. Ev sahibi ekibin net galibiyetiyle sonuçlandı bu mücadele. İskenderunspor ligin formda ekiplerinden biri olan Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü ağırladı. İskenderunspor maçın ilk yarısında bulduğu 4 golle rakibini 4-1 yenerek Playoff'a kalma yolunda zaten hani İskenderunspor'un bir problemi yok. İkinciliği oynuyor şu anda. Ama ikinci sıraya oynuyor. Hani Bucaspor'u geçmek istiyor İskenderunspor. O hedef için önemli bir galibiyet aldı. Başarılı forveti Artun'un 2, Enes Soy ve Hasan Hüseyin Acar'ın da birer golleriyle İskenderunspor 4-1 yendi rakibini. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Neler söylersin maçın sonucu için? İskenderunspor'u da öncelikle tebrik ediyoruz. Tebrik ederim. Beklediğimiz gibi kazandı. Doğru. Çünkü bu maçta hedef olan takım İskenderunspor. Kırşehir sezonu tamamlamak için oynuyor. İkinci devrenin en iyi takımlarından birisi Kırşehir. En kötü performanslarından birisini bu maçta bence gösterdi ama ilk yarı için konuşuyorum. Zaten ilk yarıdan maç koptu. İkinci yarıda Kırşehir iyi oynadı. Evet. Pozisyonlara girdi. Daha değerli topluydu. Ayağı iyi pas yaptı ama İlk yarıda yedikleri arka arkaya goller yetmedi. Takımı yani yaktı. Dağıldılar. O yüzden Kırşehir için kötü bir maç oldu. Bir tane pozisyon var. İskenderun'un ikinci penaltısı ilk yarıda. O penaltı pozisyondan önce Kırşehir'in bir penaltısı verilmedi içeride. Biraz tartışmalı. Oyuncunun dirseğine mi çarpıyor İskenderun'un oyuncunun eline mi çarpıyor? Tam göremedim ama pozisyon biraz penaltıya yakın gibiydi. Orada mesela penaltı verirse maç farklı bir noktaya gelecekti. Belki gol olsa yani. Ama döndü geldi bu sefer İskenderun penaltı kazandı. Evet. O da çok ilginç bir pozisyon oldu. Artun muhteşem oynuyor. Artun bu takımda kesinlikle 11 oynamalı sezon sonuna kadar. Nadir oyuna girdi gene çok kötüydü. Bence Levent Hoca Kocaeli maçına da bu kadroyla çıkmalıydı. Hoca zaten en büyük hatası orada Enes Soy'la Süleyman'ı yedek bırakmasıydı. Hoca orada kendi kendine maçı resmen çıkardığı kadroyla teslim etti. Kadir Arın'ın 11'de oynaması için ne düşünüyorsun? Oynuyor zaten. Onur'la Kadir çok değişmeli oynuyorlar. Kadir iyi oynadı. Beğendim Kadir'i. Daha doğrusu performansını nasıl buldun diyecektim. Aynen. Kadir'in performansı iyiydi gayet. Artun çok iyi oynadı zaten. Hasan Hüseyin yine gol attı. Doğru. Hüseyin Öztürk de bu maçta iyi oynadı. Zaten Kırşehir hiç zorlayamadı ilk yarıda. Onun dışında baktığım zaman da... Süheyl 11'de oynadı. Ne düşünüyorsun? Aynen. Süheyl çok böyle şey değildi. Konstantin hatta ilk yarıda bir tane pozisyonda topu böyle ayağından çıkarmadı hemen. Pas atmadı. Sonradan köşede pas atmaya çalıştı. Hatta top kayboldu. Kırşehir'le oyuncu atağa kalktı ama atak olgunlaşmadı. İskenderunspor rahat kazandı. İskenderunspor zaten artık playoff'ları düşünüyor. En kötü ikinci olacak olursa. Olmasa da zaten yine playoff'a kalıyor. Önemli olan bu saatten sonra Levent Hoca'nın yapacağı seçimler. Kocaeli maçında yaptığı o kadro seçimi gibi ve sezon içinde çok geç değişiklikler yapıyor ya. Onları yapmazsa İskenderun'un şansı yüksek. Çünkü ben İskenderunspor'un kadrosunun
tam playoff'a uygun bir kadro olduğunu çok düşünüyorum. Yani hem oyun olarak, tabii. Daha öncelikle oyun olarak diyorum ben. Çünkü zor gol yiyor. Maçı böyle nasıl diyeyim, uyutarak oynuyor böyle İskenderunspor. Ya kendisi de böyle çok dinamik oynamadığı için rakibi de böyle genelde uyutuyor. O yüzden İskenderunspor tam playoff'a uygun bir takım. Okan Dernek dün neden yoktu? Sakatlığı mı vardı büyük acaba? Büyük sakatlığı vardı herhalde. Peki, tamam. Yasin Pehlivan zaten sakat. Aynen öyle. Yasin Pehlivan'a da geçmiş olsun diyelim. Aynen, tekrardan. Aynen, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kırşehir cephesinden görüşebildiğin isimler oldu mu önümüzdeki senenin planlaması hakkında falan? Şimdiden başladılar. Şimdiden başlamışlar. Ha, öyle mi? Yani başlayacağız dediler. Özellikle iç transferden öncelikle. Ardından da bu takıma 8-9 tane hamle yapıp ardından yeni sezonda en kötü playoff oynayacak bir kadro dediler. İnşallah. Bakalım. Zaten direkt bir şampiyonluk diyemez dediler. Hani burada açıkça söylüyorlar. Maddi olarak da tabii. Aynen, ama öncelikli olarak tabii ki playoff dediler. Ben dedim zaten en öncelikle grup da önemli dedim. Doğru. Çünkü grup, işte mesela bak bu grupta Kırşehir biraz iyi bir kadro yapsa, bak ikinci devredeki performansını da görüyoruz. İşin rengi farklı olabilirdi. Grup da çok önemli oluyor bu yüzden. Kesinlikle. Kırşehir'de zaten maddi olarak biliyorsun yani yönetimlerdeki insanların hiç tek destekleri olmadı. Maalesef. Belli isimler üzerinden dönüyor. Çağatay Başkan işte, yani baktığımız zaman yine işte kulüpte birkaç yönetici, hatta bir iki yönetici, yani fazla bir şey yok. Doğru. Sıkıntılı. Maalesef öyle. İskenderunspor'u tebrik edelim. Aynen aldığı öyle. Önemli 3 puan için. Bir diğer maça geçelim. Haftanın en farklı skoru Fethiyespor Balıkesir Spor'u 7-1 mağlup etti. Kırmızı grupta haftanın en farklı skoru. Beyaz grupta Ero 17 farklı galibiyeti vardı. İlginç bir maç oldu. Balıkesir Spor 1-0 öne geçti ama Fethiye sinirlendi. Ardından Fethiyespor 7 tane atarak çok ağır bir mağlubiyet yaşattı rakibine. Zaten iki takımın arası iyi değil taraftarlarının, Fethiye ve Balıkesir'in. Hani Fethiyespor'da o yüzden bu maç oldukça asıldı. Hı hı. Ve net de bir galibiyet aldı. Balıkesir Spor maalesef 3. lige gidiyor. Ayvalık Gücü Balıkesir Spor'un hemşerisi playoff'a kaldı bu arada Iğdır'ın grubunda dün. Onu söyleyeyim. Seneye 3. ligde Balıkesir derbisi izleyebiliriz. Ayvalık Gücü Balıkesir Spor aynı gruba düşerlerse. Ayvalık çıkamazsa daha doğrusu. Aynen. Çıkamazsa ki çıkması çok zor görünüyor. O grup çok zor. Iğdır, Ordu, Karaman, Kestel felaket sıkıntılı bir grup. Neler söyleyeceğim maçın sonucu için? Fethiye net bir galibiyet aldı. Beklediğimiz gibi oldu. Yani. Fethiye'nin galibiyetini tebrik ediyoruz. Murat Yılmaz yine atmaya devam etti. Hat-trick yaptı. Doğru. O da burada çok iyi oynuyor. Kırklareli'de çok kötüydü performans ama Fethiye Spor tam ona uygun bir takım oldu. Balıkesir Spor zaten sene 3.'de olacak. Tekrardan Fethiye Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Çok konuşacak bir noktası yok zaten maçın. Tam sana onu diyecektim. Sen de çok konuşmak istemiyor gibisin. Neyini konuşacağız zaten? Balıkesir'in durumu ortada. Fethiye Spor da zaten hedefsiz kaldığı için. Haklısın. O yüzden Fethiye Spor'un galibiyetini tekrardan tebrik ediyoruz. Fethiye Spor aslında sezona çok kötü bir kadroyla başlamadı. Yani doğru. En azından playoff'u zorlayabilecek, yani devre arasında da birkaç hamle yapıp playoff'u zorlayabilecek bir kadrosu vardı ama onlara da hoca seçimleri çok yaktı sezonun içinde. İlk senenin azizliği de olabilir evet. Mi? Ligi bilmemek olabilir. Gibi hani. Yok, onu çok katmıyorum. Diye öyle mi diyorsun? Çünkü bir de Düzcespor'a bakalım. O da doğru. Bir de yani Fethiyespor sonuçta 3. lig oyuncularıyla oynamadı yani. İyi kaliteli oyuncular transfer etti. Aynen. Hani o yüzden bilip bilmeme noktasının olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece hem hoca seçiminin yanlışlığı hem de hocaların yanlış dokunuşlarından dolayı da bu takım. Peki. Bir diğer maça geçelim. Fethiyespor'u da tebrik edelim. Aynen öyle. Etimesgut Belediyespor Kastamonu Spor'u ağırladı kendi evinde. İki takım her iki devrede gelen birer karşılıklı golle sağdan birer puanla ayrıldılar. Kastamonu Spor'da Fuat, Etimesgut'ta da Turan golleri atan oyuncular oldu. Neler söyleyeceğim maçın sonucu için? İki takım da rahattı zaten. Hani her türlü sonucu açık bir maçtı. Birbirlik sonuç iki takımı da üzmedi. Bu maçtan daha öte Kastamonu Spor'da bir durum var. Biliyorsun Cengiz Aygün Başkan cumartesi akşamı bir açıklama yaptı. Biz hoca, de paylaştık. Hoca diyorum başkan bizim söylediklerimizi işte bu bize tepki gösteren Kastamonuspor taraftarına belgeledi. Başkan öz eleştiri yaptı. Hatta şunu dedi, Erman'la Metincan'ı yollamamalıydım dedi. Ha. Yani böyle dedi. Şimdi direkt. Bize tepki gösteren bir Kastamonu taraftarı vardı. Diyordu ki Metincan gittikten sonra bunların yorumları değişti. Size başkanın açıklaması bence kapak gibidir. Hatta başkan kapak dedi gibi. Ki Metincan benim evladım dedi. Aynen. Tutmalıydım dedi. Bir de başkan şunu da belgeledi. Bizlerin hep diyoruz ya Kastamonu Spor'un devre arasında yaptığı transferler önümüzdeki sezon şampiyonca kadrodaki oyuncular değil. Başkan onu da bahsetti. Biz diyor kafayı kırdık dedi. Yeni sezonda kaliteli transferler hatta yapacağız dedi. Hatta dedi ki başkan oradan sadece 3-4 tanesini almalıydım dedi. En fazla aynen. Alacaksam ya da. Bu size her şeyi gösteriyor. Yani başkanın yaptığı bu açıklama ne demek istiyor biliyor musunuz?
Trabzonspor boş konuşmuyor. Bir de hep takımların menfaati için yani. Başkan sportif direktörle de yolları ayırdık manasına gitti. Getirdi. Yeni sezonda bizde olmayacak dedi. Doğru, zaten. Doğru. Şu anda tatil edilin yani dinleniyor gibisinden konuştu. Ona o yüzden öyle dedi. Ama arkasından da şunu söyledi zaten. Yeni sezonda bizde olmayacak, evet. Yeni bir arkadaş geliyor gitti dedi. Gitti yani demek aynen. Oluyor bu. Cengiz Başkan öz eleştiri yaptı. Kendi söyledi bunları. Zaten Türk futbolunda bu sorun var. Maalesef. Öz eleştiri yapılmıyor. Ne taraftar ne yönetim. Taraftar öncelikle yapmazsa. Duygusal bakıyorsunuz. Biz mesela yorum yapıyoruz olumsuz. Siz diyorsunuz ki düşmansınız. Bakın işte o zaman Cengiz Başkan daha da düşman. Yani, Kastamonu'lu olarak. Ki parayı harcayan o. Ha. Kendi cebinden çıkıyor. Yani başkan hata yaptım biz dedi. Biz takımların menfaati için konuşuyoruz. Şimdi bak mesela sana bir örnek vereyim. Cengiz Başkan'ın ben bizim programdan haber olduğunu düşünmüyorum zaten. Bu ayrı bir şey. Haberi olsa düşünse, izlese. Biz o yorumları yaptık ki arkasından kendisi bunu söylerken der ki bak lan çocuklar söylemişti der. Bak onu söyler. Aklı olan adam zaten bunu der. Kendisi çünkü zaten itiraf ediyor. Benim yaptığım hataydı diyor. Doğru. Ya Kastamonuspor için de biz uyarıda bulunduk. Bir de para Cengiz Başkan'dan çıkıyor tamamen. Şu aynen. An Cengiz Başkan Kastamonuspor'dan gitse Allah korusun. Kastamonu yanar. Aynen. Maddi olarak büyük sıkıntı çeker. Para bizden çıkmıyor ki. Tabii canım. Bu oyuncular bizim oyuncularımız da değil. Biz Kastamonu'da değiliz. Aynen. Biz Kastamonuspor'la bağlantımız da yok. Veya bu oyuncular başarılı olduğu zaman da bizim menfaatimiz de yok. Bize geçmiyor ki. Aynen öyle. Bir takım başarısı olduğunda da bize bir tabii, yine şey yok. Başarılı olduğunda da yok. Doğru. Biz takımlar ne yapıyorsa biz onlara konuşuyoruz. Zaten geldiğimiz noktada kendi başkanınız zaten bunu itiraf etti. Söyledi. Doğru olanı yaptı zaten. Aynen. Hatasını kabul etti. Bu da bir erdemliktir. Güzel bir şeydir. Çünkü en azından ders çıkarır. Seneye der ki bak der benim kafamda takım olarak baktığımda iyi oyuncular varken ben bu sefer bunları göndermeyeyim der. İnşallah. Mesela Metincan bu takımın %60'ı 70'i 80'i Erman en önemli oyuncusuydu Metincan'la. İkisi de aynen. Gitti maalesef. Maçın sonucu için çok konuşulacak bir şey yok bence. Ne hedefsiz diyorsun? İki takım aynen öyle. İki takımın da mücadelesini tebrik ederim. Tamamdır. Bir diğer maça geçelim. Geçelim. 1461 Trabzon Futbol Kulübü evinde Uşakspor'u ağırladı. Uşakspor hafta içinde kendi evinde Fethiye Spor'u yenince bu maç öncesinde iyice rahatladı biliyorsun. Trabzon'da ikinci sıraya almak için uğraşıyor. Playoff finaline kendi grubunda direkt kalma adına. Ev sahibi ekip maçın ilk yarısında başarılı sağ beki Abdülkadir Korkut'un golüyle rakibini 1-0 yenerek önemli bir 3 puan aldı ve son 2 haftadaki kötü gidişatına da son verdi. Trabzon'da Batuhan Kör biraz durdu son maçlarda. Ama Trabzon bu maçta favoriydi, hata yapmadı. Görüşün ne olur? Batuhan'ın biraz sessizleşmesi bence daha iyi. Öyle mi diyorsun? Playoff'lar öncesi. Rakipler biraz fazla mı önlem alıyor sence Batuhan? O yok. Da olabilir mi? Ondan değil. Hani normal yani oyuncu her maçta da skor yapacak diye bir nokta yok. Tabii forvetlerden gol bekliyoruz ama Trabzon şu an bu saatten sonra tamamen playoff odaklandı. Batuhan'ın bence biraz böyle sessiz gitmesi onun için de Trabzon için de iyi. Niye biliyor musun? Çok böyle atarak giderse bu takımlar, rakipler biraz daha böyle ön plan alıp işte ona göre bir önlem. Ama biraz sessiz giderse olabilir. Şu an daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani Trabzon tarafı bile bence onu düşünüyordur. Olabilir. Trabzon zaten net favoriydi bize göre, kazandı. Uşakspor kaybetti ama Balıkesir de kaybetti. Uşak zaten ligde kalacak, bunu hep söylüyoruz. İyi de mücadele etti zaten Uşakspor, kötü oynamadı yani. Trabzon'da ciddi sıkıntılar var. Ahmet Çakmak sakat. Enes Karakuş 6 hafta yok. Şu anda hatta geçen gün paylaşıldı ya. Niye şaşırıyorsun? Ben görmedim. Vallahi ben görmedim. Mi? Bilgim Trabzon, yok. Trabzon resmi sayfası paylaştı. Görmedim haberi. Orada zaten Enes Karakuş'un 6-7 haftalık bir... O zaman sezonu kapattı. Yani playoff'a yetişebilir işte. Ama 7 hafta diyorsun. Tamam zaten 4-5 maç kaldı. Bir hafta bir yaraz ara gelse zaten denk geliyor. Ben buradan da bir tekrardan bir o listeyi açıp okuyacağım. Trabzon'un oyuncularla ilgili. Aç. Ardından da zaten onun üzerinden yorum yaparız. Lig 20 Mayıs'ta bitiyor. 6-7 hafta 1,5 ay demek. Şimdi buradan ben okuyorum. O şey maksimum zaten 6-7 hafta, anladın mı? Yani bazen fazla söylüyorlar, tabii, çabuk dönüyor. Yani ama ben onu olabilir. Tam 6-7 hafta olarak almıyorum. Yani ben onu maksimumdan şey yaparak söyledim. Önemli olan zaten oyuncuların ne zaman döneceği. Bu zaten açıklandı birkaç hafta sonra. Şimdi bak burada Trabzon'un sağlık raporu var. Mert Özmen sağ dizi ön çapraz bağlarından kopması var. Oyuncunun tedavisine başlandı. Sezon sonuna kadar lig maçlarında yok. Yani şöyle bir nokta var. Lig maçlarında yok. Büyük ihtimalle o da benim dediğim gibi normal sezonda yok. Enes Karakuş'a geliyorum. Bence bu daha da önemli. 6 haftalık tedavi süreci var. Sezon sonu kadar olan lig maçlarında forma giyemeyecek. Yani ne demek? Normal sezonuna kadar oynayamayacak. Ama playoff'ta bir nevi ihtimali var. Kerem Baykuş'ta da adali sakatlığı var. Onu da zaten maç günü netlik kazanacaktı. O da zaten şey yaptı. Ahmet Çakmak da yine aynı şekilde konuşulmuştu. Yani burada en önemli nokta Enes Karakuş. Çünkü Enes Karakuş
Bu takımın en iyi hücum gücü oyuncularından birisi oldu. Yani devre arasında gelmesine rağmen takımın vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu şu anda Enes. Yalnız bence Mert Özmen sezonu kapattı. Çaprazı kopan oyuncu dönemez bir ayda falan. Çok zor. Ama belli olmaz. En azından çapraz 6 aydan başlıyor çapraz sakatlığı. Ön bakalım. Çapraz, yan çapraz. Çok zor. Zaten, Mert Özmen iyi stoper bir de. Önemli evet, eksiklik. Zaten Kerem oynadı. Onda sıkıntı olmadı. Aynen. Enes zaten yoktu. Onu da zaten söyledik, tedavisi var. Enes çok çok önemli olacak. Tabii ki aynı şekilde Mert de çok önemli olacak. Kesinlikle. Trabzon'da şöyle bir nokta var. Abdülkadir Korkut 9 tane asisti vardı bu sezon şu ana kadar. Aynen. Bir de gol attı bu sezon. Doğru. Bu maçta da galibiyete getirdi. Bu sezonda da toplamda sadece bir golü var. Başka golü yok. Bu maç ilk gol oldu. O da Mersin İdman Yurdu'nda parladı. Tolga Şahin gibi. Evet. Onu da söyleyelim. Uşakspor'da zaten kalacak ligde kaldı. Hani Fethiye'yi yenmesiyle rahatladılar iyice hafta içinde. Uşakspor bu hafta maçı yok herhalde. Var mı? Ona girmeye gerek yok. Onu karşılamayın. Onu konuşuruz zaten. Onu konuşuruz. Uşak işi bitirdi zaten. İkinci düşen takım Balıkesir olacak. Baktığımızda Uşakspor oynamayacak. Zonguldak'ta yapacak sonra. Çünkü 3 tamam. puan geliyor Adıyaman'dan. Uşak zaten her türlü ligde kaldı. Otomatik 3 puanını da alıyor. Aynen. İki maç kaldı ondan sonra. Balıkesir aynen. gitti ikinci takım olarak. Ben bunu pazarla aylardır beraber. Söylüyorum zaten. Aynen. Net yani. Bunu herkes biliyor. Tekrardan Trabzon'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Bir diğer maça geçelim. İki hedefsiz kalan takımın maçıydı. Zonguldak Kömürspor Sarıyer'i ağırladı kendi evinde. Zonguldak, Enbia'nın ilk yarıda attığı golle rakibini 1-0 yenerek hani haftayı galibiyetle kapatmış oldu 3 puanla. İki takım da hedefsiz durumdalardı zaten maçtan önce. Rahat durumdalardı. Sarıyer'de de genç oyuncular oynatıldı dün biliyorsun. Birkaç genç oyuncu 11'deydi. Efe Geçim oynuyor sürekli son maçlarda. Hiçbir şey veremiyor Efe Geçim zaten. Maalesef. Çok kötü yani, hiç kendini gösteremiyor. Ya baktığımızda bu maçta iki takım da rahattı. Zonguldak ev sahibi avantajıyla kazandı. Sarıyer'de şu an zaten iki tane gündem var. Birincisi stat, iki de kongre. Mayıs'ta kongre. Grup Beyaz Martı'da bir şey paylaşmış Sarıyer'de. Hafta içinde kongre mi olur diye. Yani. Bunu zaten biz konuştuk ya geçen hafta. Perşembe günü kongre mi olur ya Allah aşkına. Zaten çarşamba. Çarşamba hatta. 17'si. Hafta sonu zaten Sarıyer takımı kongre yaparken bu çoğunluk sağlayamadı. Hafta arasında kuş uçmaz doğru. orada. Martı bile uçmaz Sarıyer'deki Martı. Maalesef öyle bir durum var. Ben bu maçla ilgili zaten iki taraftan goller bekliyorduk ama Sarıyer gol atamadı. Evet. Zonguldak Kömürspor'un galibiyetini tebrik edelim. Bakalım onlar yeni sezonda nasıl bir planlama yapacak? Çünkü kulübün evladı olan Şenol Demir görevi bıraktı. Kim gelecek merak ediyorum. Artık Zonguldak Kömürspor da biraz maddi güçtensin yani. Allah aşkına bir başkan çıkacak veya bir sponsor bir şey bulsunlar. Zonguldak'ı defa oynayan bir takım olarak görmek istiyoruz. Benim ümidim yok. Benim ama de ümidim yok da ben bakalım. Yapılması gerekeni en azından tabii söyleyeyim canım. De. Aynen. Yaparlar yapmazlar onlara kalmış. Sonuçta yani. Bu memleket benim değil yani onların. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Kırklareli Spor Pazar Spor maçı. Kırklareli Spor ilk yarının sonuna doğru 1-0 öne geçti Uğur'un golüyle. Ardından Pazar Spor ikinci yarıda 10 kişi kalınca diğer goller çorap söküğü gibi geldi ve Kırklareli Spor rakibini 4-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Bu maçta da ilginç bir olay oldu. Abi kardeş goller attılar. Uğur Aygören, Uğur Aygören Ender Aygören. Nereden biliyorsun desem paylaştım oradan gördüm. Değil mi? Uğur, maçta zaten Uğur Sağbek, Ender de merkez orta saha oyuncuları. Neler söylersin Kırklareli'nin aldığı net galibiyet için Kırklareli Spor. Bu maç için bir tane maç başlığı söyleyeceğim. Nazım Hoca gitti, pazar bitti. Pazarspor en azından direnç gösteriyordu biliyorsun. Bu maçta bırak direnç göstermeyi, ayakta zor durdular. 4 tane de bir de Kırklareli tamamen kontak kapatan bir takım. Gol bile atamayan takımdan 4 tane gol yediler. Evet, doğru. Bu da büyük bir hani şey oldu. Böyle beni şaşırttı bu skor. Kırklareli'nin bu kadar atması şaşırttı. Çünkü 10 kişi kalınca biraz etkisi oldu bence. Bence onun da olmadı. Pazarspor'un bazı maçlarda 10 kişi kaldığını gördük. Yine bu kadar dağılmadılar. Pazar Spor'da bakalım seneye nasıl bir yapılanma yapacak. Kırklareli Spor için zaten konuşmuyorum. Kırklareli Spor'u ne yapmaya çalıştır ben hala anlayamadım. Pazar Spor 3. lige gitti zaten. Para da yok. İşi çok zor. Söyleyeyim sana. Bilmiyorum. Çaykur Rizespor'dan birkaç oyuncu kiralarlar. Genç onlar da ne kadar kurtarır. Kırklareli Spor ama Kırklareli hep böyle. Kırklareli ne iner ne çıkar. Fix yani. Ben de böyle takımla ilgili. Bir kere playoff'a kaldı. 2020-21'de işte. Kırşehir'le beraber kaldı ya. Kırşehir de o zaman kalmıştı. Aynen. Yani Kırklareli Spor'un hedefi olmaz. Ya biz hangi takım olursa olsun ben isim olarak bakarak söylemiyorum. Tabii, yani tabii. Burada yanlış anlamasınlar. Ya Kırklareli Spor'u sen şimdi derler. Düşman mısın art niyetlimizi falan diye. Yani ben hedefi oynayamayan takımlar için hep mesela Zonguldak için işte söyledim. Bir tane çıkıp biri gelmiyor mesela veya işte maalesef. Gelmiyorsa en azından bir yerden bir sponsor bulsunlar dışarıdan. Hiçbir şey yok. Her sene Zonguldak da aynı işte. Sezonda başlıyor biraz iyi gidiyor gibi oluyor. Umutlandırıyor. Ardından düşüyor. Zaten umutlandırmıyor aslında.
Kendi taraftarını umutlandırıyor i̇şte sadece. Kendi açısından. Ama biz diyoruz ki zaten Zonguldak kalamaz diyoruz. Gerçekleri tabii. Zaten görüyoruz da. Maalesef. Hani onlar burada umutlanıyorlar. Boşa umutlanıyorlar. Ha, malzeme olsa zaten bize söyleriz. Deriz ki Zonguldak kalabilir ama yok, malzeme yok. Yok. İki tane oyuncu giriyordu oyuna sadece. Şenol Hoca iki tane oyuncu alabiliyordu. Alacağı oyuncu yok kenarda. Aynen. Var da alıyorsun kötü oluyor. Onlar yerden. Kadro doldurmak için sadece. Aynen. Bakalım. Kırklareli Spor'u tebrik ederim. Evet, tebrik ederim. Puan için. Son maçımıza geçelim. Van Spor, Serik Belediye Spor'u ağırladı kendi evinde. Van Spor 1-0 öne geçip 2-1 geriye düştüğü maçta Utku Şen'in attığı golle 1 puanı kurtardı ama yara aldı Van Spor yine. Bir de Van Spor son 5 maçta 4 beraberlik bir mağlubiyet. Galibiyeti unuttu adeta Van Spor. Ne söylersin maçın sonucu için? İki çift forvetle çıktı Ümit Hoca, Tayyip Kanarya ve Utku Şen ama yine de fayda etmedi. Onurcan Güler'i 11'de başlattı. Onurcan'ı son maçlarda oynatmıyordu Ümit Hoca. Aynen. Fakat yine de istediği sonucu alamadı. Serik de sezonu bitirdi ama hedefsiz kaldı ama yine de mücadelesini sürdürüyor. Yorumun ne olur 2-2'lik sonuç için? Valla geldiğimiz noktada Banspor'un gelişi bu noktaya beni şaşırtmıyor. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi taraftarlar bana çok tepki gösteriyorlardı ama son haftalarda alınan puan kayıplardan sonra hiçbirinden yorum görmüyorum. Doğru. Ben bunu zaten... Bu şeyleri zaten görerek bu yorumları yaptık. Van Spor kilitlenecek, takılacak ve orayı kaldıramayacak noktada bir kadro yapısı olduğunu söyledik. Ve geldiğimiz noktada 5 maçta galibiyet yok. Bak 5 maçta galibiyet yok. 4 beraberlik bir yani eğer kaldı. Karacabey maçını kazanmış olsaydı Van Spor'la puan farkını 4'e düşürecekti playoff anlamında. Çünkü Van Spor'un hafta sonu da hani Sarıyer'le maçı var. Her ne kadar Sarıyer kontak da kapatsa Van Spor biraz deplasmanlarda sıkıntı yaşayabilecek tarzı bir takım. Yani zaten Van Spor hani playoff'a kalırdı. Çok da ben hani onun sıkıntı olacağını düşünmüyordum. O ayrı bir şey ama Van Spor için önemli olan noktası şuydu. Sezonun gidişatında zaten bize playoff'ta umut vermeyen takımlardan birisi. Ben bunu da çok söyledim. Tekrardan da söylüyorum. Ben Van Spor'un sezon sonunda bu ligde kalacağını düşünüyorum. Ben zaten şampiyonun da beyaz gruptan olacağını düşünüyorum. Bak ben İskenderunspor'a Burcu'ya bile ihtimal vermiyorum. Düşün yani. Ben Van'la Trabzon kesin çıkamazlar diyorum. Hı-hı. İskenderun'la Buca'ya bir şey diyemiyorum. Onların kadroları tecrübeli ve iyi o yüzden. Van Spor'un sen şampiyonluk yolunda net olarak şansı yok diyemiyordun mesela. Şu an geldiğimiz noktada kendini, nasıl düşünüyorsun? Çok puan kaybetti sen biraz, kendini yersin. Sen biraz tribünlere oynadın ama senin tribünlere oynaman da patladı. Yok ben... Ben her zaman objektifim. Ben hiçbir zaman çekinmem. Ben Van Spor'da hani direkt şampiyon olur demedim. Hani hep Kocaeli Spor'u burada gördük. Daha yok. Sezon başı kuralar çekildiğinde bile Kocaeli şampiyon olur şimdi dedik. Şimdi taraftarlar hani... Van Spor'a şöyle dedim. Bence Van Spor'da maddi problemler devam ediyor. Ben o yüzden ümidimi kestim. Hatta şey maçından sonra bile, kazandığı maçtan sonra bile tesislerin elektriği kesildi. Peki o sana tam tersinden geçiyorum. Sen hep para para maçta. Diyorsun da ben de sana tam tersinden geçiyorum. Diyelim ki Van Spor'un şu kadrosu İskenderun Spor veya Buca Spor gibi güçlü madde olarak. Sence şu kadro şampiyon olabilir mi? Bu kadro çıkamaz. Yani. Zaten ona söyle parayı ne yiyorsun ki? Ama bu kadro iyi bir seri yapmıştı o da. Var. Yaptı ona zaten bir şey demiyoruz. 19 maç yenilmedi ona mesela. Ona zaten bir şey demiyoruz. Biz zaten sezon sonunda gelecek finish noktasından bahsediyoruz. Sezon içindeki gidişattan bahsetmedik. Sezon sonu finish noktası var, bitiş noktası. Van Spor orayı geçemez diyoruz zaten. Olay bu. Niye bunu söylüyoruz? Kadrodan dolayı. Bak maddi güç de olsa gel aynısını söylerim diyorum. Ben maddiyata bakmıyorum başlayacağı. Maddiyat da olsa diyorum, para da olsa, bu maçta maç başı oyuncularına 30-40 bin lira prim verecek noktada olsa bu kadro yapısıyla gidemez. Zaten dün bir takım bir Van Spor taraftarı soruyor. Serkan Sefi sizce niye oynamıyor? Ya Serkan Sefi zaten bu seviyenin oyuncusu değil ki. Ya yetenekli oynaması bir oyuncu ama etkisiz yani. Aynen. Ya yeteneğini kullanmıyor. Ya şimdi ben sana soruyorum. Sezona başlıyorsun. Diyelim ki bu sezon kırmızı grubu başlamadan önce kurallar çekildi. İşte Kocaeli'si, Buca'sı, İskenderun'u, Trabzon'u var. Paralı takımlar Karacabey'de. Sen bu takımların başlayacak ilk 11'ine Serkan Sefil alır mıydın mesela? Sana soruyorum. Van Spor'dan alacağım bir tane oyuncu olur. Haydar Yılmaz. Ha, bak bu zaten işte ben neyi söylemek istemişim Kaleci demek Haydar. Ki. Şimdi bak görüyorsun sen cevaplıyorsun zaten. Ama mesela Kocaeli'nin yerinde olsam Haydar almam. Gökhan var, o ayrı. O ayrı zaten. Ama Haydar İskenderun'da da oynar, Karacabey'de de oynar direkt. Haydar mesela. Zaten şu anda İskenderun Spor'un iki kalecisinden daha iyi. Ben Berk'ten Muhammed'den. Karacabey'dekilerden de iyi. Aynen. Net. Yani. Tecrübeli bir kere, çok iyi kaleci. Hatta bu ligin en tecrübeli kalecisi zaten. Miraç Acer'i alternatif olarak alabilirim. Hı-hı. İki. Başka da yok yani bence de. Uğurcan alırsın de. Sakatlanmasaydı. Ha Uğurcan'ı unuttuk. Uğurcan doğru. Süper Uğurcan oyuncu. Her türlü oynar. Aynen öyle, evet. Uğurcan süper. Onu unuttuk.
Baş mesela Tayyip Kanarya ilk devre Ahmet'te ayakta yürüyemiyordu. Van aldı yani. Ayakta niye duramıyordu. Aldı? Ayakta yürümez kimse zaten. Aynen işte duramıyordu. Yürüyemiyordu bile sahada yani. Aynen. Hiçbir şey yapmıyordu. Çok kötüydü. Burada da kötü. Niye aldın mesela? Zaten Van Spor'da maddi sıkıntı var. Bir oyuncuya boşuna para veriyorsun. Zaten sezon başlasan Batuhan'a ödedin mi büyük bir para? 2 milyon. Aynen. 1.7'nin üstünde. Adam oynamadan 1.7 alıp gitti ya. Şimdi de yorumculuk yapıyor. Aynen. Takılıyor yani. Tekrardan tüm takımları tebrik edelim, kazanan takımları. Çarşamba günü de 35. hafta maçlarının öncesini konuşacağız. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Çarşamba günü tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına sağlık. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.